Bu altın mı diyordun ya biraz önce, kim diyordu onu? Kaç kilo? Esra. Neden? Soğum vardır ya. Ha? Taşımak ister misiniz? Kaç kilo? Evet. Ben sordum. Al bakayım taşıyabilecek misiniz? Dikkat ettiyseniz biz bütün maçlarda hiçbir zaman pes etmeyen, 40 dakika boyunca mücadele eden, fizik olarak kendilerinden üstün oyunculara karşı dahi yaptıkları mücadeleyle maçı kazanan bir takım izlenim verdik ve sonunda da geçtiğimiz Ağustos'tan bu yana verdiğimiz emeğin karşılığını kupayla taşlandırmış olduk. Havaya kaldırın. Aferin hep beraber. Ha. Genelde baktığımız zaman hep batıdan, genel Marmara bölgesinden hep bugüne kadar şampiyonlar çıkmış. Çünkü hani orada nüfus yoğunluğuna baktığınız zaman ya da işte oradaki ilgi alakaya baktığınız zaman bu işler daha kolay gözüküyor. Tabii demindeki sorunuza da bahsettim. Fizik avantajı olarak da aslında o bölgede daha oyuncular daha basketbol açısından baktığınızda daha avantajlı durumdalar. Ama biz de bölge taramalarını sürekli yapıyoruz. Sadece Antep'te değil, işte Maraş, Kahramanmaraş olsun, Adıyaman olsun, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Malatya, hep bu bölgelerde bağlantılarımız kuvvetli. Hep onlarla da kontak halindeyiz. Bunun yanında tabii sadece Antep bazında da çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz. Okul taramalarıyla, işte çevre spor okulları olsun, çevre kulüplerdeki çocuklar olsun, onlarla hep görüşme halindeyiz. Basketbol ilgi var Gaziantep'te ama söylediğiniz gibi bu başarı, altyapılardaki, gençlerdeki başarı bu ilgiyi daha da arttırdı. Bizim bize çok fazla talep gelmeye başladı altyapılarla ilgili. Bence Gaziantep basketbol takımının şampiyon olması Basketbol Gençler Ligi'nde büyük bir kapı açtı. Ya Aralık'tı zaten. Bu sezonda çok güzel işler başardığımız için. Futbolda da çok güzel işler başardı Gaziantep. Diğer spor dallarında çok güzel işler başardı. Bizim şampiyonluğumuz da bu aralanmış kapıyı açtı bence. Çünkü sonuçta bu işler yatırımla oluyor. Bu işler finanse edildiği takdirde ilerleyen işler. Anadolu takımının da bu denli artık gün yüzüne çıkması, bu denli göz önünde bulunması da çok büyük bir olay. Çünkü bizim ligimizdeki şampiyonlar Banvit, Efes, Fener, bir de Gaziantep basketbol. Yani bir Anadolu takım var bu üç büyük ekolün içinde. Bu çok mükemmel bir olay. İnsanların artık ilgisi Gaziantep basketbola kaymış durumda. İnsanların daha önce de İstanbul takımlarının daha çok ilgisi vardı. Oralara gitmeyi daha çok istiyorlar. Ancak artık düşünseniz Antep'e gelmek var. Bir de şampiyon olmuş takıma gelmek var. Binlerce gencin bence artık ilgisinin alakasının Antep'e, daha da güneye, Anadolu'ya kaydığını artık ben inanıyorum. Böyle de olacağına inanıyorum. İleride de göreceğiz inşallah.